İslam'da Kur'an ve sünnet temelli milliyetçilik var mıdır? Örneğin Türk İslam milliyetçiliğinin şirk olduğu söyleniyor. Milliyetçilik kelimesinden ne anladığımıza bağlı. Bir insan kavmini sever, doğup büyüdüğü yeri sever. Bunda şer-i şerife aykırı bir şey yok. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz savaşa gittiği zaman her bir kabileye kendilerine mahsus sancağı verir, onu taşıttırırmış. Her kabilenin kendine mahsus sancağı varmış. O sancak altında toplanıyorlar. Bu tabii bir şey. Cenab-ı Hak insanın fıtratına koymuş. Ailesini, kavmini, kabilesini, soyunu, sopunu insan seviyor. Tabii bir şey. Ama bunu dini hükümlerin önüne geçirmek yanlıştır. Eğer milliyetçilikten biz mesela Türklere mahsus Müslümanlık gibi bir şey anlıyorsak bu doğru değil. Araplara mahsus, Çerkezlere mahsus, başkalarına mahsus Müslümanlık olmaz. Bağlayıcı zemin İslam'dır, Kur'an'dır, sünnettir, ehli sünnet itikadıdır. Bunun dışında kalan ideolojiler, söylemler şövenizme kadar gidebilir. Bugün İran'da, Azerbaycan'da Şii Türkler var. Bunlar Sünni Türklere diş biliyor. Hatta bu Irak'a Türkiye'nin girmesi söz konusu falan filan bir ara tartışıldı, Başika kampı vesaire. Orada adamlar oturdular, açıkça deklare ettiler. Erdoğan buraya girerse onun elini önce biz keseriz diye. Oradaki Türkler yaptılar bunu. Dolayısıyla yani bağlayıcı zeminimiz İslam'dır. Buna uygun olduğu ölçüde, buna aykırılık teşkil etmediği ölçüde de milliyetçilik, milliyetseverlik, milletseverlik, kavimseverlik normaldir. Dozunda tutmak kaydıyla.